İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Yaylada Alışveriş Merkezi'nden hemen yanındaki sanat galerisinden sesleniyoruz. Sevgili seyirciler, bugün burada bir fotoğraf sergisindeyiz. Çok güzel bir görünüm, çok güzel bir etkinlik var. Bunu size başından sonuna kadar aktaracağız. Önce Namık Kemal İlköğretim Okulu Müdürü ile birlikteyiz. Sizi bir tanıyalım hocam. İbrahim Güneş. Evet hocam. Bir öğretmen arkadaşımızın Sevgi ve Hoşgörü Gönülleri Kulübü kurmak istedi. Bizler de gereken desteği verdik. Onun büyük çabasıyla ve üniversiteden fotoğraf eğitimi, Altuğ hocamız fotoğraf eğitimi verdi. Evet. Geçen yıl bir sergi açtık. Bu ikinci sergimiz. Onların çok büyük emeği var. Bizler de gönül desteği verdik. Evet. Hepsine ve öğrencilere hepsine çok teşekkür ediyorum. Peki ben hemen hocamıza döneceğim. Evet hocam, sizi bir tanıyalım. Ülke Karabacak. Evet. Fizik öğretmeniyim. Namık Kemal'de fen derslerine giriyorum. Evet. Çalışmadan bahsedeyim istedim. Tabii bu gönül köprüsü müydü? Evet, hayır. Sevgi ve hoşgörü sevgi gönüllüleri. Ve evet, hoşgörü, sevgi ve hoşgörü evet. Gönüllüleri. Bir kulüp çalışması olarak başladık. Sonra sosyal destek projesine çevirdik çalışmayı. 5 ayaktan oluştu. Fotoğraf eğitimi aldırdık. İşte Altuğ Hoca'nın desteğiyle. Bütün çalışmalar gönüllülük esasıyla oldu. Müzik eğitimi aldı çocuklar. Geçen yıl hazırlamış olduğumuz bir koromuz vardı. Sesli kitap topluluğu oluşturduk. Engelliler, hastalar, okula gidemeyen çocuklar ve tüm kitap dostları için sitemizde sevgivehoşgoru.com adlı sitede 100 temel eserden başlayarak öğrencilerimiz kitap seslendirdiler. Tamam, çok güzel. Facebook topluluğumuz var. Orada da bütün çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Evet. Sevgi ve Hoşgörü Gönüllüleri diye. Bu en son çalışma bu, değil mi? Bu ikinci evet. Sergimiz. Geçen yıl son çalışma bu. Ondan önce de. Evet, evet. Yarım Elma Gönül Alma isimli ilk sergimizi açtık. 23 Nisan'da Balıkesir Belediyesi Sergi Salonu'nda açtık. 2-7 Mayıs arasında İstanbul'da İgeder'in sponsorluğunda Altunzade Kültür Merkezi'ndeydik. Orada bir sergi açtık. Üçüncü sergimiz Balıkesir Üniversitesi'nin spor sağlığı günlerinde açıldı, Çağış Kampüsü'nde. Sponsorlarımız çalışma ilerledikçe arttı. Bu yıl Fatih Üniversitesi'nden de destek geliyor. İstanbul'da çok daha farklı platformlara taşınacak. Artı Dubai 33. Gençlik Bienali'ne 3 öğrencimiz Türk takımını temsil etmek üzere girdi. Çok güzel. Evet. Peki, şimdi siz de konu fotoğraf olunca... öğrencilere, çocuklarımıza, onlara yardımcı oluyorsunuz, öyle tabii mi? Evet, ben Avukat Altuğ Oymak. Evet. Bu proje bana sunulduğunda, eğitimci olarak bana sunulduğunda çok hoşlandım. Ve danışmanlığını seve seve gönüllülük esaslıya alacağımı ve sonuna kadar da götüreceğimize tabii dair kendilerine beyanlarımı verdim. İlk çalışmamızda bizim 4 aylık bir temel eğitim çalışması yaptık. Yani fotoğraf nedir, ışık nedir, kompozisyon nedir gibi bir 4 aylık bir temel eğitimden geçti öğrencilerimiz. Daha sonra onlara bir fotoğraf makinesi sponsorlar vasıtasıyla fotoğraf makineleri temin edildi. Ve ilk etapta kendi okullarını ve okullarının hemen hemen 500 metre çapındaki çevresini tanıtmaya çalıştık. Ve onu ilk sergide Yarım Elma Gönül Alma adıyla açtık. O sergi İstanbul'a taşındı. Ülke Ocağı'nın bahsettiği gibi o fotoğraflar içerisinde 3 öğrencimizin çalışması Türkiye takımına girdi ve dünya şampiyonasına gitti. 33. Avrupa Bienali'ne gitti. Orada dünya 10.'cusu oldu genç arkadaşlarımız. Daha sonra çalışmayı ikinci ayağına geçtik. İkinci ayağında da genç arkadaşlarımızla Balıkesir'i kalıcı halde getirmek düşüncemiz vardı. Nereden başlayalım? İlk önce dedik ki Ata Yadigarı en büyük mekanımız, kutsal mekanımız Paşa Camii'nden başlayalım. Böylece de genç kardeşlerim daha rahat çalışma imkanı bulsunlar. Rahat içeri girip orada çalışılabileceğini de bir şekilde anlasınlar düşüncesiyle Paşa Camii'ni seçtik. Sağ olsun müftülüğümüz, Paşa Camii çalışanları bize çok destek oldular. Her türlü kolaylığı gösterdiler cami içinde ve cami dışında çalışmalarımızda. Yaklaşık biz 5 kez camiye ziyarete gittik, çalışmaya gittik. Her çalışmamız yaklaşık 2 saat gibi bir süre aldı. O sürenin sonunda
seçtiğimiz fotoğrafları bu hale getirdik. Ki bunlar iyi bir sunum tekniğidir. 50'ye evet. 70 ebadındadır ve fotoblok baskıdır. Bundan sonra bu tabii ki çok güzel. Artık gençler kendini kanıtlamaya başladılar. Yani önce bebek doğdu, şu anda yürümeye başladı. Ama biz onu daha da geliştirmek düşüncesindeyiz. Öyle zannediyorum ki desteğimizi arkamızda hissettiğimiz müddet içerisinde bu gençlerle Balıkesir'in kalıcı noktalarından kalıcı sergiler yaparak geleceğe fotoğrafı aktarmak düşüncesindeyiz. Evet, geleceğe, geçmişi geleceğe bu şekilde taşıyoruz. Tabii, tabii. İşte tabii, o mazideki tabii. fotoğraflara falan bir tabii, bakıyoruz. Tabii. Ne fotoğraflar var. 50 evet. sene sonra bu fotoğraflar da belki olur. Bunlar da aranacaktır. Mutlaka aranacaktır. Tabii gönül şunu istiyor. Evet. Bu tür çalışmaların son nihai noktası vardır. Son nokta deriz biz ona. O da albümdür. Albüm. Evet. Evet. Yani albüm haline gelmez. Albüm yani. Haline bunların gelip kalıcı halde kütüphane raflarında ve koleksiyonerlerin ellerinde bence bulunmaları gerekiyor. Evet. Eğer böyle bir destekte bulursak bunları kalıcı halde bir albüm yapmayı arzu ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz destek için. Tamam. Şimdi burada gençlerimiz burada. Onlarda istikbal ne yönde olacak, nasıl olacak, neler gördünüz, nasıl ışıklar gördünüz, onları mutlaka siz değerlendiriyorsunuz ama biz bakalım onlardan şimdi neler alacağız. Evet, şimdi evet. bakın onu şöyle anlatabilirim. Ben yaklaşık 15 yıldan beri fotoğraf eğitimi veriyorum. Bu sene Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 4. senem eğitimde. Eğitimi doğru verirseniz, fotoğraftan bahsediyorum. Eğitimi doğru verirseniz fotoğrafın ne olduğunu, nasıl bakıldığını, nasıl görüldüğünü onlara doğru şekilde anlatırsanız sonuç olarak verdiğinizi de alırsınız. Bu genç kardeşlerime ben doğruyu verdiğimi düşünüyorum. Çünkü aldığım fotoğraflar doğru fotoğraflar. Evet. Yani bugün bu fotoğrafları Türkiye'nin neresine götürürseniz götürün her yerde kabul görecek fotoğraflardır. Ki kaldı ki geçen serginin içerisinden 3 tane fotoğraf Türkiye takımının 10 fotoğraf arasına girmesi büyük bir başarıdır. Peki ben gençlerimizi seni bir tanıyalım. Ben Filiz Efe. Geçen sene başladık biz Sevgi ve Hoşgörü Gönülleri projesinde. Evet. İşte onda yazın işte fotoğrafları çektik. Bu fotoğrafları. Bu yazın bu fotoğrafları yazın çektiniz değil evet, mi? Evet. Biraz da ışık, güneş öyle değil mi? Evet. Yazın bunları çektik. Yaklaşık 5 kere gittik. Yine Altı Hocam'ın dediği gibi 1,5-2 saat boyunca. Sen ondan önce de fotoğraf çekiyor muydun böyle? Hayır. Hayır. Peki ne öğretti hocamız? Ne dedi? İlk size birinci hani bu işin abi ağası nedir dendiğinde ne aklına geliyor? Bu fotoğrafları çekerken ışığın belirli bir yerden gelmesine çok dikkat etmeniz. Tamam, ışık dedi. Yani ışık olmasa zaten fotoğraf da çekilmez, görülmez de değil mi hocam? Yansıma. Evet, yansıma. Peki, neydi Efe? Filiz Efe. Filiz Efe, peki teşekkür ediyoruz. Seni tanıyalım. Ben Şeyma Zöken, Namık Kemal'im. Bir yalnız şöyle bir şey yapalım. Deniz Efe'nin çektiği bir fotoğrafı gösterelim tam onunla konuştuğumuz sırada. Öyle yapalım mı? Filiz, pardon. Filiz, var mı fotoğrafın? Evet, hemen gösterelim. Neredeymiş? Burada. Peki, hocam burada yalnız burada hareketli, bu özellikle mi böyle istendi? Nedir bu fotoğrafın özelliği? Tabii ki burada bir ters ışık çalışması vardı. Evet. Ters ışık çalışmasında bir de hareket katalım dedik. Çünkü o anda bu çalışmayı yaptığımızda Ramazan ayındaydık. Evet, yani evet. içeride insanlar hatim indiriyorlardı, Kur'an evet. okuyorlardı ve o durağanlığa, o durgunluğa biraz hareket katalım istedik. Genç kardeşlerim vardı Kur'an kursuna giden, onlardan rica ettik. Tabii ki onlar düşük estantene gibi konuları daha önce vermiştim. Ayarlarını o şekilde, fotoğraf makinelerinin ayarlarını değiştirerek zamanı, çekim süresini uzattılar ve sonunda da böyle bir hareket izlenimi katıldı fotoğrafa. Peki siz özellikle bunu koydurdunuz. Tabii. Tabii, bu da görülsün. Peki diğer kızlarımıza geçelim. Fotoğraflarımızı da görelim ama. Seni tanıyalım. Ben Şeyma Zöken. Evet Şeyma. Biz işte bu ikinci sergimiz. Evet. Diğer sergilere göre biraz daha yol kat ettik. Bu sergiler için işte 4 ay eğitim aldık. Zevkli mi fotoğraf çekmek? Evet. Seviyor musun artık? Evet.
Evet. Peki nasıl makineler kullanıyorsunuz? Kullanıyorlar hocam? Şimdi dijital. Dijital. Evet. Dijital ama onlara bildiğimiz herkesin kullandığı paket makine dediğimiz paket makinelerden kullanıyorlar. Yani profesyonel bir makineleri yok. Yok.